Kıymetli müzik severler, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Devlet Sanatçısı Recep Alper Çeviren şefliğindeki Koç Üniversitesi Türk Müziği Korosu'nun Yeni Yıla Merhaba konserine hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Yeni yıl geçeli 1,5 ay oldu tabii ki ama biliyorsunuz yoğun kar yağışı nedeniyle önceki konserimiz iptal olmuştu. Biz de isim değişikliği yapmadık. Bu sene bizim senemiz olsun istedik. Bu senenin koromuz için önemi büyük çünkü. Biliyorsunuz koromuz bir kabuk değiştirdi, sazlarımız değişti, şefimiz değişti, sunucumuz değişti. Bu arada yeri gelmişken bu fırsatı bizlere sağladığı için Türk müziğine ve gençlere olan katkılarından dolayı teşekkür etmek istiyoruz en başta. Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Umran İnan'a, Sayın Öğrenci Dekanımız Profesör Doktor Bilgen Bilgin'e, Sayın Öğrenci Dekan Yardımcımız Serpil Ekşioğlu'na, Koç Üniversitesi Türk Sanat Müziği Kulüp Koordinatörü Duygu Boğan'a ve bizi dinlemeye gelen, destek veren siz bütün konukseverlerimize, öğretim üyelerimize ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyoruz. Bizlerin yanında olduğunuz için. Değişikliklerden sonra ilk defa karşımıza çıkacaklar. O yüzden birazcık heyecanlılar. Ben fazla bekletmek istemiyorum onları. Çok büyük alkışlarınızla Koç Üniversitesi Türk Sanat Müziği Korosu. Sahnede yerlerini aldılar. Hepsinin iki tane ortak özelliği var. Bir tanesi amatör olarak burada bulunmaları. Hiçbiri profesyonel olarak dışarıda müzikle ilgilenmiyorlar. İkinci ortak özellikleri ise bu işe ruhlarını, gönüllerini tam anlamıyla vermiş olmaları. Tek bir amaç için hepsi buradalar. O da öz müziğimizi yaşatmak. O yüzden kültürümüze, öz müziğimize sahip çıkan bu gençlere ben kocaman bir alkış vereceğim. Konserimizde gizli kahramanlarımız var ki ben onlara sihirli parmaklar diyorum efendim. Hepimiz de o parmaklardan var gördüğünüz gibi ama onlar da bir başka türlü çıkıyorlar, başka türlü çalışıyorlar, harikalar yaratıyorlar bizlere. Tanıyalım onları hemen. Kemanda bu gece bizim maestroluğumuzu da yapıyor Tuna Coşkun. Kanunda aynı zamanda koromuzun da repetatörü Sayit Durgun. Usta Adem Elkaya. Klarnette Zafer Cömert. Ritim sazlarda Ali Mecit Özgündar. Özel Er Yıldız. Ve sunucunuz ben Ezgi Keteci. Şefimiz de yeni atandı buraya. Biraz önce de bahsettiğim gibi ben onu da kısaca tanıtmak istiyorum sizlere. Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu'nun mensubu olan Çeviren, İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı ve yüksek lisans mezunudur. Yaklaşık 3 senedir İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, çeşitli ilçelerimizin ve saygın üniversitelerin etkinliklerinde solist olarak görev alan sanatçımız, aynı zamanda Ortaköy Gönül Dostları, Kadıköy Nihavent Bayanlar Türk Müziği Korosu ve İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Müziği Korolarının da şefliğini ve repertuar hocalığını sürdürmektedir. Bu sene başarılarına bir kat daha eklenmiş ve kendisi Koç Üniversitesi'ne de koro şefi olarak atanmıştır. Türk müziğini başta gençler olmak üzere siz değerli müziki dostlarımıza tanıtıp sevdirmek gibi çok önemli bir misyon yüklenen Recep Alper Çeviren, bu sene sanatında 25. yılını kutlamaktadır. Tarihini kesin olarak sizlere duyuramıyoruz ama önümüzdeki aylarda mutlaka söyleyeceğiz. 25. sanat yılı gecemizi hepinizi şimdiden bekliyoruz efendim ve alkışlarınızla şefimiz Recep Alper Çeviren. Gecemiz mavi.
pardon, uzun bir gece olacak. O yüzden müzik ziyafetiyle dolu dakikaları artık başlatmak istiyorum efendim. Konserimiz iki bölümden oluşuyor. İlk bölümde tansiyon hastalarımız varsa eğer aramızda, onlara çare olacak Nihavend makamında eserler sunacak bizlere koromuz. İlk olarak hayatı dizilere konu olmuş, eşlerden yana hiç şansı olmamış ama bu şanssızlığıyla Türk müziğimize sayısız eserle ve çeşitli makamlarla katkıda bulunmuş bir bestekar, Hacı Arif Bey'in eserini dinleyeceğiz koromuzdan. Hemen ardından da yoğun bir gazetecilik ve politika hayatından sonra müziğe atılmış, Kadıköy'deki Süreyya Operası'nın da ismini aldığı Muhlis'in çocuklarıyla yola çıkarak Süreyya Operası topluluğunu kurmuş bir bestekarımız Muhlis Sabahattin Ezgi'den bir eser dinleyeceğiz. Keyifli bir gece diliyorum efendim hepinize. Thank you.
Gecemizin ilk solistini davet edeceğim sahneye. Üsküdar'lı kemençeci Onnik Efendi'nin oğlu Kemani Serkis Efendi'nin hepimizin kulakları daha aşina olan o güzel eserini dinleyeceğiz kendisinden. Kimseye etmem şikayet, ağlarım ben halime diyecek. Alkışlarınızla solistimiz Nurşen Demiröz. Unutturamaz seni hiçbir şey, unutulsam da ben diyor ve ardından vefat ediyor.
Eşim bize her anımdan da vefat eden eşine cevap geliyor. Unutmadım seni ben. Her zaman kalbimdesin. Günümüzde böyle aşklar var mı diye şimdi size sormam gerekiyor. Yok değil mi? Cevap vermeyenler eşine her gün beste yapmıyor herhalde. Yok böyle aşklar maalesef. O aşkın ilk bestesini çok güzel bir sesten dinleyeceğiz efendim. Kendisi benim İstanbul Teknik Üniversitesi'nden de aynı zamanda arkadaşım. O makine bölümünden mezun oldu. Ben kimya bölümünden mezun oldum. O bizim koromuza katıldı. Ortaköy Gönül Dostları'na ki kendileri de aramızdalar. Hoş geldiniz sizler de tekrar. Koç Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptığı için maalesef derslerinin yoğunluğundan koromuza çok fazla devam edemedi. Dedik biz böyle bir sesi kaybedemeyiz. Sen gelmezsen biz senin okuluna geliriz dedik. Biz de böyle Koç Üniversitesi'ne geldik. Alkışlarınızla sevgili Mehmet Akif Yalçınbey. Thank you.
sıradaki şarkımızın bestesi Saadettin Öktenay'a ait. Saadettin Öktenay oğlunu bir trafik kazasında kaybediyor. Yine hepimizin de bildiği bir eser yapıyor. Günlerdir içime çöktü ayrılık. Böyle boynu bükük duruşum ondan. İşte onu kaybettiği oğluna yazıyor. Ve bir sene aradan sonra acısına dayanamayıp kendisi de vefat ediyor. Diyoruz ya hep her bestekarın mutlaka içinde taşıdığı bir derdi, bir anısı, bir acısı var. Onlar olmasa böyle besteler çıkmazdı zaten. Gerçi şimdi koromuzun seslendireceği eser neşeli zamanında yapmış olduğu bir eser. Sevil neşelen, sevme yanarsın dinleyeceğiz koromuzdan.
gelen eserlerden biridir. Şarkılar seni söyler, dillerde nami adım. Aşk gibi, sevda gibi, huysuz ve tatlı kadın. Herkesin hayatında bir tane, mutlaka en az bir tane, hem huysuz hem de tatlı olan bir kadın var galiba, değil mi? Alkışlarınızdan anlayacağım var olup olmadığını. Ankara Radyosu'nda Türk müziği şefliği yapmış popçu Sibel Egemen'in de dedesi Muzaffer İlkar'a ait bu güzel eseri solistimiz Ziya Işık Saçan'dan dinleyeceğiz. Ama öncesinde Kanuni'miz Sayık Durgun'dan güzel bir Taksim dinleyeceğiz. Thank you.
boynunu yerden yere vurma güzel, ne olursun. Gün dururken dikenleri derme güzel, ne olursun. Git diyemem, kal diyemem, sen goncasın, gül diyemem. Çok severim, söyleyemem, sorma güzel, ne olursun. Kültür Bakanlığı Bursa Klasik Türk Müziği Koro Şefliğinde de bulunmuş Erdin Çelikkol'a ait bu güzel eseri solistimiz Begüm Baykent'ten dinleyeceğiz. Asya, Avrupa, Avustralya gibi ülkelerde turneler düzenleyip adeta Türkiye'nin müzik elçisi olan sevgili Alaaddin Şensoy. Bu eseri de solistimiz Sena Efsun Cebeci'den dinleyeceğiz. Thank you.
Efendim. Yalnız çok güzel bir kalabalık var ama sesiniz hiç gelmiyor. Lütfen çok rica edeceğim, koromuza, arkadaşlarımıza sizler de eşlik edin. Mutlaka hepsi bildiğiniz şarkılar çünkü. Solistlerimizi davet ediyorum. Benim gönlüm sarhoştur, yıldızların altında demek üzere Berna Aker ve Mert Berkay Uçan. Thank you.
İnsana tevazu, alçak gönüllülük veren Hicaz makamını dinleyeceğiz bu bölümde ki konser bitiminde herkes birbirine güzel gözlerle baksın efendim. Çaktırmadan neler yapıyoruz sizlere. Sanat güneşimiz Zeki Müren'e ait bir eserle başlıyor ikinci bölümümüz. Bir solistimizden dinleyeceğiz. Aldattın beni, seviyorum diyecek bizlere sevgili Necip Fazıl Şanlı. Thank you.
Şimdi de sahnede Zeki Müren'e klarnetiyle eşlik ederken kalp krizi geçirip vefat eden üstadımız Şükrü Tunar'ın eserini dinleyeceğiz bir başka solistimizden. Söyleyemem derdim kimseye, derman olmasın diye diyecek bizlere solistimiz. Ben de ona derdik söylemeyen derman bulamaz diyeceğim efendim. Ardından da koromuzla birlikte pencerenin perdesini açacağız ve bütün dertleri, kederleri dışarıya atacağız. Ama hepsinin öncesinde, çok kafanızı karıştırdım biliyorum, maestromuz Tuna Coşkun'dan güzel bir Taksim dinleyeceğiz ve ardından solistimiz Asude Narman sizlerle olacak. Thank you.
önce kemanimiz Tuna Coşkun'la başlayan, udimiz Adem Elkaya ile devam eden ve klarnet üstadımız Zafer Cömert ile sonlanan güzel bir taksim dinledik. Önce onlara bir alkış rica ediyorum. Bir şiir vardı. Saz arkadaşlarımdan da rica edeceğim ben. Lütfen hangi sazı söylersen ya o ya da ona yakın bir saz bana eşlik etsin. Müzikteki acısı. Bir klarnetin bas sesinden çıkan tondaki anlatımdı. Ağır ama içimi dolduran. Doyumsuzluğunu yaşadığım varlığına tad olan. Ve klarnetin tiz çığlığıydı, yokluğuna isyan yüreğimin sesine dil olan. Bir gitar konçertosuydum Rodrigo'dan. Ruhumla bedenimi dansa kaldıran, o ruhta bedenimin can bulduğunu anlatan. Bir keman fısıldayışıydı, dilinden düşen canım kelimesinin tınısı. Yanındayken ayaklarımın yerden kesilmesinin huzuruna eş. Bir piyano ritmindeki coşkuydu. Sana gelişlerimdeki kalp çarpıntılarım olan ve bir bağlamanın iç sızlatan ezgisiydi sensizliğimi anlatsın. Bir darbukanın vurgusundaki hızdı sana aşkımın başlaması ve çalgının sonundaki sızıydı parmak uçlarımda. Gidişine acı olan. Şimdi her çalan müzik kulaklarımda çığlık, ciğerlerime kadar tırmalayan. Acının bedenimden kopardığı parçalanış var. Her parçamın sensizliğe inmediğini anlatan. Saz arkadaşlarıma ve bu şiirin sahibindeki Karabağ'a kocaman bir alkış rica ediyorum. Doğum gününde vefat eden, hayatı boyunca gençlere önem vermiş, desteklemiş Fethi Kara Mahmutoğlu'nun ödül almış olduğu bir eseri var. Hiçbir şeyde gözüm yok, sen yanımda ol yeter. Kapkaranlık odama mehtap gibi dol yeter. Solistimiz Zeynep Ecem Özen. Thank you.
Kayaların içinde yine bir dev isim Saadettin Kaynak bu şarkıda buluştu. Koromuza da seslendirmek düştü. Sizler de eşlik edin lütfen efendim. Benim yarim gelişinden bellidir diyeceğiz hep birlikte. Teknik olarak biz onlara az sol istiyoruz efendim. Sevgili Meltem Yılmaz ve Nur Bulut. Thank you.
Yavaş yavaş konserimizin sonuna doğru geliyoruz efendim. Umuyoruz ki keyifli dakikalar, keyifli saatler yaşatabildik sizlere. Ben öncelikle öz müziğimizi yaşattıkları için bu genç arkadaşlara, bu heyecanlı arkadaşlara, kardeşlerimize çok kuvvetli bir alkış. Üstadlarımıza yine bir alkış. Türkçe lisan ettiysem affola, bir nebze olsun tebessüm yaratabildiysem üzerinde sana. Ve bütün bu güzellikleri bir araya getirip ustalıkla yöneten ve bizleri sesinden de mahrum etmeyen şefimize en büyük alkış. Ayaklarınıza, alkışladığınız için ellerinize, eşlikleriniz için de yüreklerinize, gönüllerinize sağlık. Bir kocaman alkışla kendinize. Koromuzdan 3 hareketli eser dinleyeceğiz. Önce güzel gönüllerinizin penceresinden ansızın bakıp geçeceğiz. Ardından da yaz saçları güleriyle sevgili misafirlerimiz sizlere güle güle diyeceğiz ve yaz konserimizde tekrar buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın efendim. Thank you.
Hepiniz şen kalın, esen kalın. Türk müziğinin içinde kalın efendim. Hoşça kalın.